Galatasaray'ın iki kafalar onlar. Almanya'da başlayan dostlukları İstanbul'da sürüyor. Yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Vicenza for Detroit. Barış'la Serkan can ciğer kuzu sarması iki arkadaş. Yeni taşındıkları Florya'daki evlerinde birlikte yaşıyorlar. Önce evde kısa bir tura çıkıyoruz. Burası benim odam. Kimin odası? Ben Süleyman odam. Burası kankamın. Barış Özbek. Evet, Barış kırmızıları çöktü. Onun odasında rahat var. Evet, benim odada yok. Niye? Ne yapalım? Hazır kalsın her şey. Serkan, süpürür, evi süpürür. Deplasman maçları oldu, hep oradayız. Zaten otellerdeyiz, onun için... Yani bu ev işi yapmamanıza neden mi yani? Yani bu dolabın halini yani. Niye Barış, ne oldu? Çok güzel. Çok güzel. Barış, ne yapmışsın? Barış, sen ne yapsın? Biz demin yakalandık ya, Serkan. Barış, bu ne? Hayır, lütfen. Bunu çekemezsin. Hayır. Serkan'la Barış Almanya'da tanışmış. 4 sene önce başlayan dostlukları şimdi Galatasaray'da devam ediyor. Evde, antrenmanda, kampta her an birlikteler. Hiç sıkılmıyorlar mı acaba? Almanya'da başlıyor, genç takımla başlamış. 4 sene oluyor. Evet, 4 sene oluyor. Tabii ki de o 4 sene içinde de her Allah günü beraberdik. Her Allah günü derken böyle üstüne basa basa söyledi. Sanki bir bıkkınlık var gibi. Evet, yavaş yavaş o bıkkınlık geliyor. Yeter artık. Milli takım arasında ben Almanya'ya gidince, yani 10 gün falan gittiğimde Serkan'ı çok özledim. Ondan sonra gelince çok iyi anlaşıyoruz. Bu arada Serkan bir de itirafta bulunuyor. Ben Barış'ın baskı altında yaşıyorum. Bunu da demek istiyorum. Herkes duysun evi. Barış'ın baskı altında yaşıyorum. Nasıl onu karıştırmıyor ama Barış'ın... Baskı altında diyorsan burada herkese bunu da söyleyelim. Meselelerim oda. Mesela benim odayı gördünüz. Büyük odayı Barış aldı. Evet, nasıl aldı ve o da merak konusu. Onu ne yazık ki diyemeyeceğim. Ben bunlar diyebilirim. Hayır. Ben duydum ki Barış sana oda karşılığında para vermiş. Hayır, öyle bir şey yok. Büyük odayı almak için. Ben öyle duydum yani, bilmiyorum. İkisi de bekar. Ev işleriyle araları nasıl acaba? Sucuk yumurtattı Barış, çok nefisti, nefisti. Evin misin? Biz durakladık. Oradan bir sufle geldi, yardımcı oldu. Sanki biraz zor çıktı nefisti. Güzeldi ya, güzeldi. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Şimdi ben bir şey yapmadım. Yapabilir misin peki? Yok, ben yapamıyorum. Sen bize ıslamur yapıyor. Öyle mi? Evet, ıslamur çay yapabilirim, başka bir şey yapamam. Çorba yapabilirim. Makarna yapabilirim. Ama makarnayı böyle salçalı falan yapamıyorum. Sadece makarna. Suyun içine makarnayı koyuyorum, o bitiyor. Şimdi de birbirlerinin en sevdikleri ve sevmedikleri özellikleri var sırada. Neyi seviyorum ben Barış'ım? Bulamadın galiba. Hayır, bulamadım. Barış neyi seviyorum ben? Barış'ın hiçbir şeyini sevmiyorum ben. Serkan bir türlü bulamayınca Barış giriyor lafa. Serkan'ın adını ben çok seviyorum. Yani bir de yani morali çok, yani morali bozuk olmaz yani Serkan'ın. Onu çok seviyorum. Yani ne olursa olsun yani. Moralini hızlı bozmaz. Yani her gün gülebilirsin Serkan'la. Sevmediğin özelliği var mı? Serkan'ın sevmediği özelliği. İşte sabahları kalkıyor. Biliyor daha ben uyuyorum. Çünkü ben biraz Serkan'dan daha çok uyuyorum. Serkan daha böyle sabahları daha şey kalkar. Ve benim odaya girmeden çıkmaz evden. Yani girer böyle bana bakar. Şeyi normal açmıyor yani kapıyı. Böyle hızlı açar. Ondan sonra bakar bana ben uyuyorum. Ondan sonra çıkar. Barış çok uyuyor. Sabah 11'de etmem, Barış 10.30'a kadar uyuyor. Ben Barış'a bir önce kalkarım. Barış'ın odasına gelip bakarım. Barış'tan mışırmışır uyuyor. İkisi de bekar. Kız arkadaşları da yokmuş. Peki kız arkadaşlarınız nasıl olmalı diyoruz? Önce espriyle yaklaşıp sonra anlatıyorlar. Serkan'la sinemaya gidiyorum. Serkan'la yemek yiyorum. Ne yapacağız bu arkadaşım? Ne yapacağım? Ne yazık ki boyum uzun olmadığı için kısa bir arkadaşlar. Bana boyu benim, bana uymalı. Hayır, kızlardan hoşlanırım. Tabii ki
Ya boyu 1.75'ten aşağı olmasın. Niye Barış, niye 1.75'in olmasın? Ya benim 1.75'ten aşağı niye olmasın Barış? 1.81 olduğum için 1.75 olursa iyi olur yani. Öyle. Olmazsa ya 1.70 boyu süper kız hoşuna gitti. Ya tabii o başka bir şey benim ama dedim işte hangi kızlardan hoşlanırdım. Sen niye yine beni baskı altına bırakıyorsun? Adaylara duyurulur. Tarifler işte böyle. Galatasaraylılar çifte düğüne hazırlanın öyleyse.